Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi bir derse girecektik ve dersin olduğu yere Sebastian'la buluşmaya geldik. Sevgili Sebastian. Akşam vakti yine. Bu Sebastian normal bir adam değil la. Hep gece vakti garip bir şeye sokuyor bizi. Bayağı zaman oldu Sebastian. Ne var ne yok. Demek ki baykuşumu aldın. Sana bazı şeyler göstereceğim. Öncelikle kütüphaneci olaylar için teşekkür ederim. Birinin dikkati dağıtması gerekiyordu ve ben bunu yapmaya gönüllü oldum, diyor yani herhalde. Yine uydurdum. Bazı kayıp parçalar var diyor hala. Bence burası tartışma için pek uygun bir yer değil. Anlıyorum diyor. Profesörün istediği bir şey varmış, onu yapmamız için gitmemiz gereken bir yer olduğunu söyledi. Hadi gidelim bakalım. There's a secret passage just çok gizli bir geçit varmış, geçiş yeri varmış. Şimdi bizi oraya götürüyor. O da buraymış. Undercroft'muş bu yer. Ne demekse artık o? Bilemedim. Bu kadar. Girdik. How did you find this place? Burayı nasıl buldun sen? Bir arkadaşım yardımcı oldu. He named it the Undercroft. We used to play Gobstones here all the time. Burada Gobstones oynuyorlarmış. Anne. Ve kız kardeşi Anne için bulmuş burayı. What I wouldn't give to lose to her again. I should. Burası ihtiyaç odası değil mi lan? I would safeguard this place. So please keep this between us. Lütfen bu ikimizin arasında sır olarak kalsın diyor. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We've never been caught. Daha önce hiç yakalanmadım falan filan diyor işte. Neyse. Evet. Şimdi ne yapacağız buraya? Burada Ominous iksirini yapacakmışız. Bu Herbogolok şeyinde öğrendiği şekilde. Evet. Pek bir fikrim yok neler ihtiyaç olduğuna dair. Neredeyse bir sentience gerekiyormuş. Ollivander bir şey söylemiş. Bir cadı büyücüyle ilgili. The gaunts are full of secrets. Gauntlar tam bir sırdır diyor. Herhangi bir yerde konuşulduğunu duymadım. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family. Hiçbir kimse mention yapmama özellikle Ominous diyor. Bu aile için bir sır gibi bir şey söyledi. Anladım diyor. Sevgini kaybetmek gibi bir şey söyledi. Obsessed with blood status most of them. Ominous can bite them. Takıntılı biriymiş bu Ominous. Anyway. Silten ailesinden geliyormuş. Perfect place to sneak off to. Burada gizlice işlerimizi yapmak için çok uygun bir oda. Even practice otherwise forbidden spells. Really? Burada çeşitli büyülerimizi de yapabiliriz diyor. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Öğrencilere asla öğretilmemesi gereken bir büyü varmış. Kulağa tehlike geliyor veya saçmalık ya bu diyebiliyoruz. A proper magical education ought to include all magic. Bence büyü eğitiminde her şey olmalı diyor. Bence de öyle diyor. Only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Diyor ki bu tehlike büyüler düşmanlara karşı kullanılabilmesi lazım diyor. Bu adil değil. Onlar kullanıyor, biz kullanamıyoruz diyor. Ama sen öğrenebilirsin diyor. Sana öğretebilirim. Hem de güvenli şekilde. Evet. Confringo diye bir büyü öğretecekmiş bize. Evet. Sanırım bir tane lanetli büyü öğrenmiş olduk. Bu Harry Potter oyununun en çok tartışan şeyi buydu. Öğrencinin asla ve asla lanetli büyüleri öğrenmemesi gerekiyordu. Ama şu an öğrendik. Evet. Bu büyüyü şimdi buraya ekleyebiliriz. Hangisiydi? Şu galiba değil mi? Evet. Bu büyü. But I think you'll find that a Confringo card travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Bu işe yaramıyor. Lan yanlış büyü mü koyduk acaba?
Şu galiba lan. Yanlış büyü koyduk. Buymuş. Nasıl hissettiriyor diyor. Oldukça sıcak. Alışırsın diyor da. Harika. Çok da TK bir büyüye benzemiyor. Harika, yaptık. Şimdi ne yapıyoruz bu büyüyü öğrendiğimize göre? Yani söylemem lazım, çok eğlendim. İlk defa Omnus pratiği yaparken benim için de çok eğlenceliydi. Bunları bu ara hocalar üretmiyor çünkü yasak büyü olduğu için. Sırtlarını kötü büyülerin aslında herkes tarafından yapılması yani herkesin yapması gerektiğini düşünen bir adam tarafından, öğrenci tarafından eğitiliyoruz. Kafaya isabet etse kaşların nasıl yandığını görürüm gibi bir espri mi yaptı, ben mi yanlış anladım? Bazen buraya geliyormuş. Undercroft buna ihanet etmiş mi? Öyle bir şey diyor. Kız kardeşin için çok üzgünüm. Onun için elimden gelen her şeyi yapmaya yardımcı olacağım diyor. Gelecek Fatcroft'ta işte neşelen diyor, halledeceğiz gibi şey söylüyor. Ne yapmam gerekirse yaparım, severek yaparım diyor. O okuldan uzaklaştırıldı diyor. Amcası Solomon tarafından uzaklaştırmış. Ne yazık ki böyle olmuş. Yeni öğrencinin desteğine ihtiyacımız var gibi bir şey mi söyledin? By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Kayıp bir şeyden bahsediyordun. O neydi diyor kütüphanede. Ondan bana biraz bahsetsene diyor. O da diyor ki pek uygun değil diyor. Bu portkey ve şeydeki diyor. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Şimdi çocuk bu, siz neyi arıyorsunuz? Hangi kayıp parçaları arıyorsunuz hocayla birlikte? Bunları merak ediyor, öğrenmek istiyor. Biz de bunu pek söylemek istemiyoruz. Dedi ki siz işte Gringotts'ta, işte bu bankada ve hocayla diğer yerlerde ne işler çeviriyorsunuz dedi. Şu an söylemeye hazır değilim diyebilirim. Veya sana gerçekleri anlatacağım diyebilirim. Ama bana az önce kara büyü öğreten birine gerçekleri anlatmak istediğini zannetmiyorum. Sadece bazı sayfalar kayıp, sadece bu kadarını söyleyebilirim diyor. Sen o kadar Rookwood ve Ranrockwood karşı destekledikten sonra ve ayrıca lanetli büyüler öğrettikten sonra bana destek olacağını düşündüm. Neyse bu iki, burası ikimiz arasında kalsın diyor. Kimse bilmesin dedi. Tamam. Undercroft'tan uzaklaşıyoruz efendim. Karanlık Sanatlar Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Bu arada bir tane de lanetli büyü öğrenmiş olduk. İyi oldu. Yani saldırı büyülerimizin sayısı artıyor gitgide. Aha, kapıda biri var. Yakalandık. Hey Sebastian, bekle. Sen kimsin? Seni duyabiliyorum. Merhaba, Ominous. Değil mi? Ben de iksir yapımında birlikte yapıyorum her bu okul sınıfında. Duydum diyor, Grit Weasley'nin Potion sınıfında. 5. sınıf gelen. Senin Undercroft'ta ne işin var? Nasıl girdin oraya? Sebastian gösterdi diyebilirim ya da... Buraya Undercroft mu diyorsunuz? Bu her şey açıklıyor. Şans eseri buldum diyor gezinirken. Yalan söyleme. Kimse şans eseri odayı bulamaz. Sebastian söyledi değil mi diyor. Bütün boşuna nefesini tüketiyorsun diyor. Profesör Fig'e söyleyeceğim, yardım edeceksin. I'm not afraid to exploit that connection. Benim babam müdürün babası diyor. Üzgünüm diyor. Bunları söylemek, onlarla bağlantı kuruyorum ve bunları açıklayacağım diyor. Eğer diyor gerçekliği söylemezsen. Tehditte ihtiyacım yok. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Kimseye Undercroft'la ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sebastian da iyi bir arkadaşım. Kesinlikle bu kötü sözleri hak etmiyor. Benim eski arkadaşım hakkında çok şey söyledim. Teşekkür ederim. Omnus lütfen sakin ol. Sebastian yeterince sorun çıkardı. Sen de git kendine yardım et tarzında bir şey söyledi. Sebastian bununla ilgili hak ettiğini bulacak diyor. Bunu sen senin. Aa, yapamıyormuşuz. Ve arkadan lanet yapıp canını okuyacaktım ama olmadı. Sebastian'la hesaplaşmaya gidiyor beyefendi. Kardeş ne abarttın ki lan?
alt üstü bir odayı gösterdi bize. Şimdi şuna bir işaretleyelim. İşaretledikten sonra şuraya tıklayıp şuraya bir hızlı bir seyahat yapalım. Böylece konuşamadım. Sınıfımıza hızlıca gideriz. Evet. Çok gitmişiz. Şimdi Profesör Weasley ile görüşeceğiz. Onunla sanırım bir büyü dersimiz var. Yeni bir büyü öğreneceğiz. Habire yeni büyüler öğreniyoruz. Büyülerin birçok kişi yetersiz olduğundan bahsetmiş ama bence yetersiz değil. Gayet yeterli büyüler böyle bir oyun için. 16 tane büyü var. Profesör Weasley? Profesör Weasley, neredesiniz acep? Acep nerelerdesiniz Sayın Weasley? Burada bir prying eyes, o göz olması lazım diyor. Bu ne acaba? Heh, ihtiyaç odası bu ya. Evet, burası ihtiyaç odası. Burada üç kere böyle yürüyünce kapı açılıyordu. Yani kitaplarında öyle geçiyor. Affedersin. Müdür beni tuttu. Aa, Merlin sakalına. Zaman boş harcamamışım. Aferin. Benimle birlikte gelir misin? Lütfen önden siz gidin profesör. Bir şey olursa siz geberin. Ben niye gebereyim? Sayın Weasley. Evet, ihtiyaç odasına ilk girişimizi yapıyoruz. Burada herkesin ıvır zıvırını koyduğu devasa bir oda burası. Burası da nedir böyle? Burası ihtiyaç odası yani. Burada kim neye ihtiyaç duyuyorsa onu bulur. Öğrencilerin birçok şeyini burada sakladığını, koyduğunu veya kazayla burayı keşfettiğini görebilirsin. Burada yürüdüğünde birçok eskiye dayalı şeyler görürsün, duvarlara dayanmış. Buradayım. Burada sana bir şeyler sunacağım diyor. Bakalım Dick nerede? Buralarda bir yerde gizlenmiş duruyor olabilir. Hayır, elfinden bahsediyorum. Sınıfımda ilk gün gördüğüm şey, elfçininden. Bu ne rezillik, kirlilik diyor. Burayı harika bir eğitim alanı olarak kullanabiliriz. Evanesco isimli büyüğü öğretecekmiş bana. Bu şekilde bu odaya girebiliriz diyor. Sana pratik yapman için bir fırsat veriyorum ilk adım. Hadi bakalım sandalye üzerinden yap bu pratiği. Ama önce öğrenmemiz lazım. Evet, yeni bir büyüğümüz daha oldu. Bakalım. Yeni büyüğümüzü şurada kullanalım. Tamam. Hatta bu değil de mesela ışık, tamirat gibi büyüler, görünmezlik, bu tarz büyüleri burada kullanalım. Splendid. Now. Evet, bunları nasıl kullanacağız? He. Mouse'un orta tuşuyla yapılabiliyormuş. Excellent work. Ne güzelmiş be. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Şimdi ay taşı ile ilgili bir şeyler yapacakmışız. Gel bakalım, gidelim onu bulalım diyor. Bayağı bir geniş bir alan burası. Merlin sakalına bu elf nerede Allah aşkına diyor. Bu neymiş ya? Şunu da alalım. Is that goodness? My old school bag. Eski çantamı buldum, okul çantamı buldum. İnanamıyorum diyor. Bunu bulduğuma, hala burada olduğuna inanamıyorum. Hızlı bir şekilde şöyle bir bakınayım. Buradaki masanın bize ne gibi bir şeyler sağladığını anlamışsındır herhalde gibi bir şey söyledi. Allah'ım yarabbim. Bazılarımız burada dinlenmek isteyebilir diyor. Sen git diyor, işlerini hallet diyor. Biz de burayı keşfedelim. İhtiyaç odasında gezinelim. Ve harika şeyler görelim. İnanılmaz dizilmiş kitaplar, sandalyeler, kafesler efendime söyleyeyim. Burada bulunabilecek bir şey var mı? Etrafta onlara bir bakayım da öyle gideyim. Evet, hiçbir şey yok. Havada süzülen mumlarımız var. Çeşitli tablolar, oyuncaklar vesaire burada bulunuyor.
Burada kimin ne ihtiyacı varsa işte kazandır, şudur budur her şeyi bulabildikleri bir oda burası efendim. Lumos. He, bunu çekmemiz gerekiyor değil mi? O zaman... Bunu nereye götürmemiz gerekiyor acaba? Belki de şuraya götürmemiz gerekiyordur. Buraya çıkacak mıyız? Evet, sonra şöyle yapalım. Bunu çekmemiz lazım galiba. Sağa sola çekemiyor muyuz bunu? Evet, çekebiliyoruz. Bunu en fazla bu kadar mı çekebiliyoruz? Dur bakalım, bunu bir yerde kullanacağız ama nerede olduğunu bilmiyorum şu an için. Oo! İyiymiş. Şu neymiş? Kahve mi? Ne alaka? Buradan sekip zıplayıp bir yere mi gideceğiz acaba? Buradan gidilebiliyor. Ha, buraya çık. Oo, bir dakika. Ha, sandığı almamız lazım ama o sandığı almak için oraya zıplayabilmemiz lazım. Bunu şuraya doğru itmemiz lazım yani. Tamam, karşıya zıplayabilir miyiz sizce? Ups, düştü. Karşıya zıplamayı deneyeceğim. Aa, zıplanabiliyormuş. Tamam. Kutuyu almak için böyle bir yolmuş bu. Yeni bir kıyafetimiz daha oldu. Hop, buradan indik. Tamam. Bu kısmı böylece görmüş olduk. Buradan aşağı eğilerek... Burada dikkatli olmamız lazım ve her yeri incelememiz gerekiyor gibi bir şey söylüyorum. Durdurun onları. Ne oluyor lan? Hiç yardımcı olmuyor dedi ve dökülüyorum deyip döküldü. Çok iyiymiş. Ya bazı animasyonlar çok tatlı ya. Hmm, burada bayağı süpürge var, bakar mısın? Ama ıskarta süpürgelere benziyorlar. Yani çok da güzel bir şeye benzemiyor. Oo. Ağaç budanması var. Okey, şunu bir açalım. Bu neymiş? Evet, burada gelip kakasını yapmayı seven, tek başına böyle takılıp kakasını yapmayı seven birileri varmış belli ki. Odayla ilgili banyo ihtiyacım vardı ve işimi gayet gördü diyor. Burada banyoyu kullanmış birisi. Bu neymiş? Biri burada bıçaklarını bilemiş. Çok da sağlıklı bir iş değil gibi. Oh oh. Bunlar ne böyle? Ürkütücü bölgeleri de var bu odanın. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Bir elfi diyor, cini diyor buraya kim gönderir ki tarzında bir şeyler söyledi sanırım. Ha bak, şurada bir şey varmış, onu almamışız. Ya da onu sonra alacağız, bilmiyorum. Tamam, buradan başka bir yere çıkmamız gerekiyor sanırım. Buradan gidiyoruz. Bunlar da nedir böyle? Belki bir şeyler buraya yapmak lazım gibi bir şey söylediniz. Samınlamak lazım dedi ama bunun altından girebiliyor muyuz? İtebiliyoruz ama. Güzel, iter ite gideriz. Galiba bu şekilde olacak. Biraz ilginç oldu ama. Galiba bunları da buradan çıkaracağız. Tamam. Buradan yukarı mı zıplayacağız acaba? Böyle değil. Buradan geçemiyoruz. Bizim o sandığı almamızı istiyor oyun bizden ama o sandığı nasıl alacağımızı pek bilmiyorum.
Şurada bir çuval gibi bir şey var. Bu çuvalı alalım. Biraz altın çıktı, güzel. Başka bir şeyler var mı diye bakınıyorum. Yok gibi. Bu neymiş? Öten çiçekler. Okey. Güzel de bunu nasıl çekeceğiz? Allah Allah. Bulamadım, iyi mi? Değil. Kesinlikle bu değil. Şu görünmezlik olayından bir vazgeçelim. Şu olayı biraz itelim mi? İtebiliyor muyuz? İt 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 it. Hadi. Hadi be. Tamam, güzel. İttik, 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 ittik. Hadi. Buraya girebiliyoruz. Ama buradan bir yere ulaşamıyoruz. Mesela buradan nasıl oraya geçebiliriz? Şunu yapalım. Tamam. Nasıl olacak bu? Hile, şey, şifreyi çözemedik. Bir dakika, acaba buradan mı geçeceğiz? Ne yapmamız lazım? Bunun üzerine çıkıp bir yere mi atlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ama öyle bir şey yok gibi. Buraya geçemiyoruz. Acaba burayı atlatacak mıyız? Hayır, bunların hiçbiri değil. Kullanmadığımız bir büyü mü var acaba? Şu tamiratı deneyelim. Tamirat. Hayır, bu değil. O zaman şu büyüyü denemedik. Bak şu. Bu da değil. Hayır. Abi ne olabilir ya? Bulamadım. Getir bana doğru. Tamam. Öyle havalandırdık onu. Hadi. Ne olması gerekiyor? Demedim ki. Buraya çıkıyoruz. Buradan atlanacak bir yer yok. Şuraya mı atlayacağız acaba? Hayır, buraya atlamayacağız. Nereye atlamamızı istiyor bu oyun bizden? Acaba büyüyle biraz daha mı yanaşmamız gerekiyor? Sonra aynı yerden çıkacağız. Öyle bir şey olabilir. Gel biraz bu tarafa. İtebiliyor muyuz mesela şöyle? Dur bakalım. Böyle bir şey deneyelim. Aynen. Git biraz o tarafa. Git 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 git. İterim seni şöyle. Güzel. Biraz da şöyle itelim. Belki böyle iyice dibine girip öyle gitmemiz gerekiyordur. Tamam. Şimdi buradan atlayabiliriz herhalde. Yok. Görünmez bir duvar var. Buradan geçilmiyor. Ne yapmamız gerektiğine dair pek bir fikrim yok. Görmediğimiz şey ne, bilemedim. Bir tek Leviosa kullanılabiliyor. Üçünü de havaya diktik. Buradan buraya atlamamız mı gerekiyor? Hayır, öyle olmuyor. Ve bir süre havada kalabiliyoruz. Dur bakalım ya. Buraları biraz daha gezmeye devam edelim. Belki arka tarafta falan bir çıkış, bir şey vardır. Oradan devam ediliyordur. Vay, ışıklandırmaya bak. Orada bir cin var galiba, evet. Evet, çalışan bir cin var. Hey! Serseri cin, ne yapıyorsun bakayım? Yikes, careful. Hey, dikkatli ol. Oh, there
Dik. Yani demek buradasın ha. Ben de buralara bakınıyordum. Bak ne buldum. Merhaba. Ah Dick, biz de seni arıyorduk. Özür dilerim profesör. Ben de burada bazı şeyler vardı, kaybolmuş şeyler. Onları arıyordum. Bu öğrenciniz mi? Kesinlikle o. Bu Dick için bir onurdur efendim sizinle tanışmak. Dick iyi bir arkadaştır diyor. İkinci yılında tanışmıştım. Burada birlikte kaybolmuştuk ve bazı şeyler aramıştık. Dick, bu odanın şeyi, lütfen nazik olur musun ve ona yardımcı olur musun diyor. O da tabii ki profesör diyor. Bu ihtiyaç odasında her zaman bulunurum diyor. Buralarda gizli bir şey vardır. Burada herhangi bir harita yoktur. Kazayla bir şey kaybedersen girebilir diyor. Senin bu odaya iznin mi? Giriş iznin var diyor. Gizli o şeylere diyor. Burada şey Prying Eyes sayıyormuşuz efendim. Harika. Bu her şey açıklıyor. Özel olarak diyor okulla ilgili dikkat dağıtıcı şeye burada çalışabilirim gibi bir şey söyledi sana. Bu uygundur diyor. Evet şimdi. Neye ihtiyacımız olduğuna fokuslanalım. Gözlerinizi kapayın ve bu odayla ilgili bir şeyler hayal edin diyor. Önemli, unik, özel bir şeyler. Bu oda onu yapacaktır. Ağzına kadar dolu bir oda. Harika. Allah, ne oluyor lan? Güzel animasyonlar. Hadi bakalım. Ne oldu be? Odanın şekli değişti. You've given yourself quite a canvas to work with. Güzel. Bu odayı bir şekillendire, biçimlendirebilmişiz. Bu oda senin istediğin şekilde kullanılma uygun oldu diyor. Burada description varmış. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Description masasına gittiğimizde bazı şeyler açılacakmış. Tamam. Ama önce ben şurayı açmak istiyorum. Açamıyorum. Hayır. Dur bakalım. Daha buradaki görev bitmediği için onu açamıyormuşuz. Neymiş bu? Ha, kıyafetlerle ilgili bir şeyler açılıyor. Ama güzel. Hop. Tamam. Burada farklı itemler ve kıyafetler bulacağız sanırım. Description masasını hayal etmiştim mi diyor. Evet, tahmin ettim diyor. Umarım işini görür. Burada şimdi Conjuring dersini öğreneceksin diyor. Conjuring ne demek lan? Bir şey yaratma, objeler oluşturma. Bunu öğreteceğim sana. Hadi bakalım. Allah Allah, böyle büyü mü varmış ya? Ben bunu bilemedim. Belki de biliyordum da ismini bilmiyordum. Burada özel objeler oluşturuyorsun ve bunlar seni spellcraft'lar, yani büyülerini craftlamanı sağlayacak diyor. Çeşitli resource'lere, kaynaklara ihtiyacın olacak. Ve bu conjuring senin bu işine yarayacak. Bu potion dükkanından gidip Hogsmeade'den o ürünleri alabilirsin. Ay taşı vesaire gibi resource'e ihtiyacımız olacakmış. Bunları satın alabilirsin. Ayrıca koleksiyonundan bulup odanda kullanabilirsin diyor. Ya burası bizim base'imiz olacak yani. Tamam. Tamam abi tamam, uzatmayın. İyi perspektifim varmış gibi bir şey söyledi, anlamadım. Neden bir şeyler denemiyorsun? Hadi bakalım. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and. Burada çeşitli büyülerle ilgili çalışmalar da yapabilirsin diyor. İyi, güzel.
Sen ne kadar değerli ve özel bir öğrencimsin ya. Adamlar seni istediklerini yapmak için resmen ölümden ölüm beğeniyorlar yani. Bak bunların hepsini yapabiliyormuşuz. Potion yerleri yapabiliyormuşuz. Ha ben bu Moonstone'larda o kadar çok topladım ki hepsini yapabiliyoruz. Small, Gothic Potion falan filan. Hangisini yapalım? Şunu yapalım mesela. Nereye koyalım? Şuraya koyabiliriz. Bunun şeyini değiştiremiyor muyuz? Şeklini değiştiremiyor muyuz ya? Bir tanesini buraya yaptık, tamam. Şimdi bunu yaptığımıza göre bunları niye yapamıyoruz? Bunlar henüz satın alınamıyormuş. Neden? Bir de şunu yapalım. Neymiş bu? Şuraya yapalım onu da. Güzel. Presuming of course you've collected any seeds or potion ingredients. He, bu var zaten. Değil mi? Bu var. Buna yapmaya gerek yok. Şu neymiş? Bunları niye alamıyoruz abi? Oha. Şu an bunların hiçbirini alamıyoruz. Tamam. Galiba henüz şey yapmadık. Görev bitmediği için. DK herhangi bir sorun varsa onu soru bilirsin, öğrenebilirsin diyor. Teşekkürler profesör. Şimdi defolup gidebilirsin. ihtiyacım olursa DK'le konuşurum ya da seninle konuşurum hocam. Teşekkür ederim. Odayı değiştirme ile ilgili spellleri, büyüleri öğrendin. Bundan sonra sen de aslanım diyor ve bir görevi daha tamamlamış oluyoruz. Burada henüz yeni bir şey yok diyor. Burada ne varmış bir bakalım. Yani burada çeşitli iksirler yapabiliyormuşuz. 6 tane varmış. Çok yokmuş. İyileştirme iksiri yapabiliyormuşuz falan filan. Burada iksirlerimizi yapıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Tamam onu yaptık. Burada da çeşitli tohumlar varmış. Mesela şu tohumu ekebiliyormuşuz. Ektik. Heh, burada yetişiyormuş efendim. Oldukça buradan toplayacakmışız. Burası da tohum ekme yerimiz. Evet, yeni ders için hazırım diyorum. Harika. İlk olarak bahçeye gideceksin ve bazı ihtiyacın olan şeyleri alacaksın. Burada yetişeceksin ve dikkatli ol. Hogwarts'ın sınırlarını korumaya dikkat et gibi bir şey mi söyledi? Anlamadım tam. Sonra derslerimize başlarız diyor. Sana Wingardium Leviosa'yı öğretmekten büyük bir zevk alırım. Kısa bir süre olacak. Görevimiz bitince sınıfa gel ve beni gör. Sana bu büyüyü öğreteceğim diyor. Tamam. Sonra Profesör Weasley'e dönmemiz gerekiyormuş. Evet arkadaşlar. İhtiyaç odasına kendi özel base'imiz haline getirdikten sonra bu bölümde burada bitirmenin geri geldiğini düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.